Bir zamanlar iki kardeş vardı değerli dostlar. Bu iki kardeş babalarından miras olarak kalan bir çiftlikte beraber çalışıyorlardı. Beraber geçiniyorlardı. Kardeşlerden biri evliydi, tam 5 çocuğu vardı. Diğeri ise bekar olarak hayatını sürdürüyordu. Ama bu iki kardeş gün içerisinde beraber çalışırlar, didinirler, uğraşırlar. Günün sonunda iki kardeş ürünlerini ve karlarını eşit olarak bölüşürlerdi ve bu konuda hiç tereddütleri yoktu, hiç alınganlıkları yoktu. Tam bir kardeşlik icra ediyorlardı. Bekar olan kardeş bir gün kendi kendine şöyle düşündü. Ürünlerimizi ve karlarımızı eşit olarak paylaşmamız hiç de hakkaniyetli değil. Neden? Çünkü ben bekarım ve fazla bir şeye ihtiyacım yok. Halbuki kardeşim hem evli hem 5 çocuğu var. Çok daha fazla paraya pula ihtiyacı var. Çok daha fazla erzağa ihtiyacı var. Dolayısıyla eşit bölüşemeyiz dedi. Kendi kendine bir plan yaptı. Ve o günden sonra bekar olan kardeş her gece gün battıktan sonra, ortalık ıssızlaştıktan sonra kimsenin görmediği bir anı gözlemleyip sırtına bir çuval erzak aldı. Un aldı, tahıl aldı, o günkü uğraşlarından elde ettikleri meyve neyse kendine düşen paydan bir çuvalını aldı, gizlice götürdü, kardeşinin deposuna boşalttı. Ne güzel bir kardeşlik değil mi? Peki evli olan kardeşi bir akşam o da şöyle düşündü. Yahu dedi, biz eşit olarak bölüşüyoruz bu bütün kazancımızı, kârımızı ama bu hiç de adil bir şey değil dedi. Neden? Çünkü ben evliyim ve 5 çocuğum var. Ben ihtiyarlayınca bu çocuklarım bana bakar. Ya bekar kardeşimin onun hiçbir kimsesi yok, ailesi yok, çocukları yok. O ihtiyarlayınca ona kim bakacak? Onun ileride daha çok paraya pula ihtiyacı olacak. Dolayısıyla bu adaletsiz durumu ben nasıl ortadan kaldırırım diye düşündü. O da diğer kardeş gibi. Gecenin ıssız bir saatini bekledi, kendi erzak deposuna gitti ve sırtına yüklediği bir çuval erzak, un, meyve, sebze neyse artık o günkü kârları onlardan bir çuvalını aldı, diğer kardeşinin deposuna götürdü, gizlice boşalttı. Bu öyle bir gün, iki gün, üç gün, beş gün değil, aylar, belki yıllar sürdü. Birbirlerinden gizli olarak bu işi gerçekleştirdiler iki kardeş ve asla anlayamadılar. Her gün bir çuval kendi deposundan diğer depoya gittiği halde kendi deposunda hiçbir eksilme olmuyordu. Ta ki bir gece Cenab-ı Hak onları karşı karşıya getirdi. Bütün giz bir anda çözülüverdi. İkisinin de sırtında bir çuval ve diğer kardeşinin deposuna doğru yola çıkmış. Ne güzel bir kardeşlik fotoğrafı. Allah böyle kardeşlerle bizi beraber yaşatsın. Böyle güzel kardeşlerimiz var. Belki bundan daha ileri seviyede kardeşlerimiz var. Bu da işin hikayesi ama. Bu öyle bir kardeşlik ki Cenab-ı Hakk'ın çok hoşuna giden bir kardeşlik. Hani ihtiyacı olduğu halde başkasını düşünen, başkalarının ihtiyacını karşılayan kulları hakkında Cenab-ı Hakk'ın bir hüsnü zannı var ya ve şöyle ifade ediyor Cenab-ı Hak o kullarından bahsederken hatırlarsınız. Hepimiz hatırlarız ve bizim için ne büyük bir müjdedir. Onlar, o kullar ki müminlere verilen şeylerden nefislerinde herhangi bir kaygı duymazlar ve muhtaç olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Ayet-i Kerime, Cenab-ı Hak müjde veriyor, onlara kullarım diyor, o güzel insanlardan bahsediyor. Abdullah İbni Ömer'in anlattığı şu hadiseyi zannediyorum birçoğumuz dinlemişizdir ama demir tavında dövülür, burada ifade etmekte fayda var. 7 ev vardı diyor Abdullah İbni Ömer, hepsi de yoksuldu. Birisi bu evlerden birine bir koyun kellesi getirdi, ikramda ihsanda bulundu. Ev sahibi komşusunun kendisinden daha aç olduğunu düşünerek kelleyi oraya gönderdi. İkinci ev, diğer komşusunun kendinden daha muhtaç olduğunu düşündü. Aslında kendi de çok muhtaç ama diğeri kendinden daha fazla muhtaç olduğunu düşündü ve kendine gelen ikramı öbürüne gönderdi. Üçüncü ev,
Dördüncü eve gönderdi. Dördüncü ev beşinci eve. Beşinci ev altıncı eve. Altıncı ev yedinci eve. En nihayetinde yedinci ev kendine gelen kellenin asıl kaynağının kim olduğunu bilmediğinden aldı. Kelle ilk giden eve götürdü. Kardeşim sen benden daha muhtaçsın. Sen benden daha çok ihtiyaç sahibisin. Bu ikram, bu ihsan sanadır dedi ve ona takdim etti. Bunun gibi nice örnekler vardır İslam tarihinde Anadolu'da. Ebu Hureyre anlatıyor. Hazreti Ebu Hureyre'nin anlattığı bu hikaye yüreklerimize dokunmuştur. Hatırlayın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescitte bulunuyor. Mescitte bulunduğu bir gün, bir namaz sonrası Allahu Alem huzura bir adam geliyor. Ya Resulallah diyor Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben. Birkaç günden beri yiyecek hiçbir şeyim yok. Aylardan Ramazan. 3 gündür aç olarak sahura kalkıyorum, aç olarak iftarımı açıyorum. Acaba beni misafir edecek bir yer var mı? Karnımı doyuracak kimse var mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a misafir olmaya geliyor. Bir yolcu. Allahu Alem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde zaten bir şey olsaydı ilk yapacağı şey onu evinde misafir etmekti. Ama muhtemelen onun evinde de bir misafiri ağırlayacak, ikramda, ihsanda bulunacak bir şey olmadığından gözlerini mescitteki arkadaşlarına çevirdi. Acaba bu Allah dostunu, bu yolcuyu misafir edecek, benim adıma misafir edecek kim var? Başlar yere düştü. Çünkü varlarını yoklarını İslam yolunda harcamış insanların o günlerde hiçbir şeyleri yoktu. Ebu Talha ayağa kalktı. Ya Resulallah dedi, senin misafirin bizim misafirimizdir. Müsaade et, bu misafiri biz götürelim, biz ağırlayalım, beraber iftar edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok sevindi. Yüzünde gülücükler açtı. Artık gelen yolcunun bir sahibi vardı. Vekaleti ona verdi. Ebu Talha misafirinin elinden tuttu, iftar için evine doğru yola düştü. Eşi Ümmü Süleym kapıyı açtığında bir baktı, kocasını beklerken yanında bir misafir var. Sadece bir tas çorbaları var akşam, çocuklar var evde, eşi ve kendisi. Misafiri ağırlayacak bir şey yok. Misafire karşı mahcup olurum endişesi taşıyordu. Ama Allah Resulü'nün misafiriydi o. Onlar da Efendimizin vekiliydiler. Ebu Talha durumu anlattı, dedi ki, bu misafir Efendimizin misafiri. Bunu biz misafir etmezsek Medine'de kim misafir edecek? Böylesine bir talih kuşu bize konmuşsa bizim bir yolunu bulup bunu memnun etmemiz gerekir. Nasıl yapalım? Bir tas çorba var. Bir plan yaptılar. Dediler ki akşam olacak, karanlık çökecek. Zaten mum, kandil ışığında yemek yeniyor. Bir yolunu bulalım, kandili devirelim, ışığı söndürelim, ortalık karanlığa düşsün. Çocuklar erkenden yatsın, onlara sabah bir şeyler buluruz. Hani misafirle beraber oturalım ama biz çorbadan bir şey yemeyelim. Kaşıklarımız boş gidip gelsin. Ama misafirimiz de boş gidip geldiğini anlamasın, onuru kırılmasın, rencide olmasın. Beraber yemek yediğimizi düşünsün. Aynen öyle yaptılar. Ezan okundu ve oruçlarını açmak için sofraya oturdular. Kandil bir anda nasıl olduysa sönüverdi ve kaşıklar gitti geldi. Ev sahiplerinin kaşıkları boş gitti, boş geldi. Misafir elhamdülillah Efendimizin misafiri diye karnını doyurdu, rencide olmadı, onuru kırılmadı ve büyük bir ikram ve ihsanla o evden ertesi gün sabah namazına mescide yola düştü. Ebu Talha ile beraber mescide gittiler. Efendimizin arkasında namaza durdular. Cenab-ı Hak bütün namazlarımızı, özellikle sabah namazlarımızı onun arkasında kılıyormuş gibi bize öyle bir zevk lütfetsin inşallah. Namaz bitti. Namaz bittikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahu Alem biraz da merak, heyecan, haybetle döndü arkasına. Ebu Talha'ya döndü. Ebu Talha dedi. Siz bu akşam ne yaptınız? Nasıl bir güzellik ortaya koydunuz ki
Gök kubbenin kapıları aralandı, vahiy geldi. Ebu Talha bir iş yaptı, Hazreti Cebrail elinde vahiy ile geldi. Allah ne kadar memnun oldu. O ikramdan, o ihsandan, o izzetten, o misafiri düşünmekten, o Efendimiz'e hakkını vererek vekalet etmekten ne kadar mutlu oldu ki, Cenab-ı Hakk'ın mutluluk tablosunun nasıl olacağını bilemiyoruz. Ama bize şu ayeti kerimeyi armağan ediyor. Ebu Talha'nın o cömertliği, eşinin, evinin o cömertliği. Ve yu'sirune ala enfusihim velev kâne bihim hasasa. Haşr suresinde bu ayeti kerime nazil oldu. Siz ne yaptınız? Efendimiz merakla soruyor Ebu Talha'ya. Ve o da Allahu alem anlatıyor. Kendileri sıkıntı içinde bulunsalar bile başkalarını kendi nefislerine tercih ederler. O kullar Allah'ın memnun olduğu kullar. İnşallah kendi nefislerine tercih ettikleri o güzel insanların şefaatine nail olacaklar. Ey kimsesizlerin kimsesi! Sen bizi açlıkla imtihan etme Rabbimiz ve bize ekmeğimizi paylaşma heyecanı ver. Her misafiri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın misafiriymiş gibi ağırlayalım ve bu güzel ayeti kerimenin de künhüne erelim. Rabbim bizi böyle müjdeyle müjdelesin. Görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.